Hazreti Ali'den bahsettiğimizde mutlaka Kırklar Cemi'ne değinmemiz lazım. Kırklar Cemi inancına Evet. değinmemiz lazım. Şimdi bakıyorum, kimileri bilimsellik adına, kimileri de alttan alta, gizliden gizliye Alevi karşıtlığı adına Kırklar Cemi'ni anlatırken Kırklar Cemi mitolojisi diyor. Kırklar efsanesi, Kırklar söylencesi. Söylence, mitoloji hayal ürünüdür, gerçek Evet. dışıdır. O manaya gelir bir yönüyle de. Evet. Buna böyle dersek inançsal anlamda bir sorun yaşarız. Bir Alevi asla Kırklar Cemi'ne söylence diyemez, mitoloji diyemez, efsane diyemez. O bir itikat esasıdır, temelidir. Hocam buyurun, siz sanıyorum bir ekleme yapacaksınız. Tabii şimdi o kadar konu geniş ki birdenbire Kırklar Cemi'ne geldik. Bu Alevilik de gerçekten de çok önemli. Çünkü Cem ayini Aleviler tarafından Kırklar Cemi'nin bir tekrarı olarak kabul edilir. Burada anlatılan olayın çok özetini ben size aktarmak isterim. Peygamber Efendimiz Miraç'a gider. Miraç'a gittiği zaman yolda bir aslanla karşılaşır. Ürktüğü zaman Peygamber Efendimiz'e Tanrı seslenir, der ki, yüzüğünü arslanın ağzına ver, o sakinleşirdir. Ve arslan yüzüğü alınca sakinleşir. Peygamberimiz Tanrı'yla buluşur. Orada 99 bin kelam konuşur. Sonra yeryüzüne döner. Ve Tanrı kendisine yine buyurur, der ki, kırkların toplandığı kapıya var, kapıyı çaldır. Kapıyı çalar, içeriden kimsin derler. Şimdi verilen Peygamberimiz der ki, ben işte peygamberimdir. İçeriden peygamber bizim aramıza sığmaz. Var, sen peygamberliğini ümmetine yaptı derler. Bu biraz ters bir cevap gibi görünür. Peygamberimiz üzülür, geri dönüp giderken Tanrı der ki, yeniden git o kapıyı çal. Tekrar kapıyı çalınca işte üç defa çalar, üçüncüde Tanrı der ki Peygamberimize, üzülme, o kapıyı tekrar çal. Kendini yoksulların hizmetçisi olarak tanıt der. Peygamberimiz kapıyı çalıp kimsin sorusuna, ben hadimül fukarayım. Hadimül fukara, evet. Evet, fukaraların hademesiyim. Yani Fakirlerin yoksulların hizmetkarıyım. hizmetkarıyım dediği zaman kapı açılır. İçeridekiler ehlen ve sehlen derler yani. Hoş geldin, O, sefa hoş geldin. geldiniz, sefalar getirdiniz derler. Peygamberimizi içeri alırlar. Peygamberimiz der ki, siz kimlersiniz? Ali de oradadır. Bu 40 kişi birbirine benzemektedir. Bunların bir kısmı kadın, bir kısmı Erkek. erkektir. Biz kırklarız der. İşaretiniz nedir diye sorar Peygamberimiz. İşaretimiz, birimiz kırkız, kırkımız da birizdir. Peki bunu bana ispat edin İspatlayın. der. Evet. İspat edin deyince Hazreti Ali bıçağını çeker, kolunu keser, oradan bir kan damlar. Kırkının da kolundan kan damlar. Bir damla kan da yukarıdan damdan aşağı Dışarıdan düşer. gelir. Evet, Salman'ı pakıntılı. Evet. Evet. Der ki, bu kan kimin kanı? Bu Selman'ın kanı. Onu biz rüya yiyecek bulmaya yollamıştık. Şeydullah'a gönderdi. Evet. Evet. Hakkullah'a gönderdi. Hakkullah'a yollamıştık. Onun kanıdır bu damlayandadır. Ve Peygamberimizin önüne sonuçta bir tabak konur, bir üzüm tanesi getirilir. Denir ki, bunu işte ez, şerbet eyle, Kırklara dağıt. kırklara dağıt. Peygamberimize yine ilahi bir ilham gelir. Ey Muhammed, sen onu ez, üzerine de işte su ekle, o 40 kişiye yetecektir der. Ve ezer, 40 kişiye dağıtır, kendisi de ondan bir damla içer. Hatta şöyle diyor kaynaklar hocam. Evet. Bir kişi içtiğinde Evet. 40'ı birden cezbeye kapılıyor. 40'ı birden ya Allah deyip Evet. semaha kalkıyorlar. Semaha Evet. kalkıyorlar. Peygamberimizin beline de kuşak bağlıyorlar. Evet. Hep birlikte semah yapıyorlar orada cezbeye kapılıp. Ondan sonra Peygamberimiz kırkların sırrına kısaca ermiş oluyor. Yani o biraz uzun. Ben mümkün olduğu kadar kısaltarak bunu anlattım. Tabii bu anlatım tarzı, Peygamberimizin kapıdan geri çevrilmesi,
Ama sonra içeri alınması, sonra bir üzüm tanesinden, engürden şerbet yapılarak o bir damladan tümünün cezbiye sarhoş olması diyelim, sarhoş olarak cezbiye gelmesi, semaha kalkması, bütün bunları Sünni şeyin, teolojinin kabul etmesi mümkün değil. Ama biz bunun böyle olduğunu kabul ediyoruz. Ve hocam doğru... Ortodoks, evet. Şii teoloji de bunu kabul etmiyor. Evet. Yani Şii Müslümanlar da bu kırklar cemi inancımızı, evet, kabul etmiyor. Bunu ortaya koyalım. Kesinlikle. Belki yani, daha şiddetle karşılar onları. Hatta çok aşağılıyorlar. Evet. Bunu da ifade edelim. Yani, evet, bu efsane diyorlar, uydurma diyorlar, masal diyorlar vesaire. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani gerçeği saklayamayız. Yani bunu söylememiz lazım. Hakikati şimdi, ortaya koymamız lazım. Evet, kesinlikle. Şimdi burada bu meseleyi kaba mezhep ilkelerini ortaya koyarak tartışmak yerine burada anlatılan olayın verdiği sosyal mesajlara, insani, evet, mesajlara bakmamız lazımdır. Yani burada ne var? Bir cem ayini var. Cem ayinde kadınlar ve erkekler birliktedir. Fatıma anamız da oradadır. Orada, anlatılma, evet, göre. Oradadır. Şimdi kadın ve erkek birliktedir. Orada ibadet edilmektedir. Orada semah dönülmektedir. Orada dolu alınmaktadır. O dolu kavramını da sonra şey yapacağız biz. Açıklayacağız. Hocam, kırklar cemi, evet, inancındaki Ali'nin konumu neyse aslında, evet, özetle Alevilikteki Ali idraki de oraya çıkıyor aslında yani. Aynen. Yani ekleme yapayım izninizle. Mesela inanç, o kırklar, evet, cemi inancında şöyle diyor. Hazreti Peygamber, Tanrı elçisi, Tanrı katına yükseldiğinde, Cennetül Me'va'ya vardığında, Sidretül Münteha'yı geçip Cennetül Me'va'ya vardığında Allah ile, Tanrı ile konuşuyor. 90 bin kelam dediniz siz de. Evet. 90 bin kelam ediliyor. O sırada Hazreti Peygamber'in duyduğu bir ses var. Bu ses Peygamber'in aşina olduğu bir ses. Peygamberimiz şaşırıyor. Diyor ki, ya Ali sen, evet, misin? Evet. Sesin sahibi cevap veriyor. Hayır, ben Ali değilim. Ama sana senin en sevdiğin kişinin sesiyle sesleniyorum. Ali'nin sesiyle sesleniyorum sana, diyor. Evet. Dolayısıyla burada Ali'nin sesinin Savtullah olduğunu, Allah'ın sesi olduğunu görüyoruz ki deyişlerde de geçiyor bu. Evet. Nefeslerimiz, edebiyatımızda var yani. Alevi edebiyatında. Yine sonra perde kalkıyor. Bir nevcivan, evet, görüyor. Hazreti Muhammed Mustafa Ahmedi Muhtar Efendimiz. Salat ve selam olsun ona. Evet. Bakıyor ki Cenab-ı Allah'ı temaşa ediyor ama gördüğü yüz Ali'nin yüzü. Birden ürperiyor. Ya Ali sen misin? Cenab-ı Allah yanıt veriyor. Diyor ki haşa, öyle ifade edelim şimdilik. Ben Ali değilim. Sana Ali'nin yüzünde tecelli ediyorum. Ali'nin yüzünde görünüyorum. Evet. Buyuruyor. Dolayısıyla şöyle düşünmek lazım. Cenab-ı Allah'a özgü sadece ona ait bir ses olamayacağına göre, evet, Allah'ın kullardan birinin sesiyle peygamberine seslenmesi gerekiyordu. Allah'ın seçtiği ses de Ali'nin sesi. Evet. Allah'ın bir fizik haline dönüşüp, fiziki bir madde haline dönüşüp görünmesi için mümkün olmadığına, evet, göre, o halde bir yüze bürünmesi gerekiyordu. O şekilde tecelli etmesi gerekiyordu. Allah'ın seçtiği yüz Ali'nin yüzü oluyor. Evet. Ali'nin yüzünde Muhammed'e görünüyor. Evet. Ali'nin sesiyle Muhammed'e sesleniyor. Haşa, buradan Ali Allah'tır manasını çıkarmak son derece art niyetli bir şeydir. Evet. Ah, haşa, böyle bir şey diyemeyiz. Ali'nin sesi Allah'ın sesine ses olmuştur. Evet. Ali'nin yüzü Allah'ın tecelligahı olmuştur ama Ali Allah değildir, haşa. Buradan da o mana çıkmaz zaten. Evet. Şimdi zaten o çok ince bir çizgi. O karıştırılıyor çoğu zaman. İslam'da ve daha doğrusu dinler tarihine baktığımız zaman, kültür tarihine baktığımız zaman da insanoğlunun tanrıları insan biçiminde tasvir ettiğini görüyoruz. Evet. Bunun en meşhur örnekleri Yunan ve Ege tanrılarıdır. Sadece Yunan değil, Anadolu'daki tanrılar da biliyorsunuz İnsan biçimli tasvir edilmiştir. Bu inanç
İslam içerisinde kendini insanın kutsallığı olarak ifade etmiş. Peygamberimiz tarafından da Ali'nin kutsallığı, farkındalığını Ali'nin özellikle belirtmek üzere öne çıkartılmıştır. Ve insanın kutsallığına vurgu yapabilmek için bir örnek üzerinde insanlık birleşmiştir. Alevi toplumu birleşmiştir. Yani insanoğlu kendisinde olan veya kendisinde olmasını dilediği bütün özellikleri sonuçta derlemiş, toplamış, Hazreti Ali'nin kişiliğinde yoğurmak suretiyle yeniden şekillendirmiştir. Bunun altını da çizmemiz lazım. Bunun Ali'ye tapmak, yani Tanrı'yı, Yüce Tanrı'yı bir kenara koyarak Ali'ye tapmakla bir ilgisi yoktur. Ali'yi Hak ile birlikte görmektir. Buna evet. Ne diyebiliriz? Panteizm de diyebiliriz. Enel Hak dediğimiz olgu da kendini burada ifade etmektedir. Evet.